24 Ekim 1857'de kulübün ilk sekreteri ve takım kaptanı olan William Press ve Natalie Creswick tarafından kurulan Sheffield Futbol Kulübü dünyanın en eski kulübü olma özelliğini taşıyor. Fransız mucit Nikephore Nepcu, Le Gracieux from Window adındaki 1826'da çekilmiş fotoğraf bilinen en eski fotoğraf olarak kabul edilmektedir. Nikephore bu fotoğrafı çekmek için 8 saat ile birkaç günlük bir uzun süreli pozlama süresine ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir. Usay evinde bulunan M.S. 313 civarında yapılmış Mor Yakup Manastırı'nda yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Nisibis Akademisi'nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu düşünülüyor. Yolcu taşıyan ilk asansör 1743 yılında Versailles Sarayı'nda Kral 15. Lucius'un özel dairesine monte edildi. İlk kütüphane Asurlular zamanında kurulmuştur. Viviye'de M.Ö. 626 yılında kurulan Assurbanipal kitaplığı ilk kütüphane sayılmaktadır. İngilizce olarak yazılan ilk otobiyografi muhtemelen 1576 yılında besteci Thomas Wayborn tarafından kaleme alındı. Adı çocukların yaşamlarından gençlerin yaşamlarına giren, oradan yaşlıların yaşamlarına geçen uzun şeylerin, sonelerin ve şarkıların kitabıydı. Yazar kitabında Magdalen Koleji'ndeki okulların günlerini, John Haywood'un müzik eğitimini alarak geçirdiği gençlik yıllarını ve İngiltere'nin en büyük konaklarında arandığı ve baş psikopos Parker tarafından müziğin efendisi olarak kabul edildiği. ...1985 yılının 15 Mart günü tespit edilen ilk alan adı günümüzde de hala kullanımda olan simbalix.com adını taşımaktadır. Atlarla çekilen ilk otobüsler 1662 yılında Paris'te ortaya çıkmış ve sadece zenginler kullanabiliyordu. 1895 yılında Almanya'da 8 yolcu taşıyabilen benzin motorlu otobüsler ortaya çıktıktan sonra daha da yaygınlaşmaya başlamıştır. ...622 yılında Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ederken inşa ettirdiği İslam'da mescittir. Işık veren ilk elektrik lambası İskoçyalı bilim adamı James Bowman Lindsay tarafından yapılmıştır. 31 Temmuz 1835 tarihli Dundee Advertiser gazetesi Lindsay'in ilk başarılı denemesini şöyle anlatıyordu. Yaşadığı kendi öğretmenlik yapan ve Watt Endüstrisi'nin hocalarından Bay Lindsay, 25 Temmuz akşamı elektrikten ışık elde etmeyi başardı. Kendisi 2 yıldır bu konu üzerinde çalışıyordu ama bu arada başka işlerle ilgilenmek zorunda kaldı. Güzellik açısından elektrik ışığı öteki ışık kaynaklarını geride bırakıyor, hiç korkusu yok, duman çıkarmıyor, patlama tehlikesi söz konusu değil, yanmak için havaya gereksinimi yok, üstelik iyice kapalı bir cam kavanoz içerisinde muhafaza edilebiliyor. Yanıcı eşyalarla dolu yerlerde güven içinde kullanılabilir, istenilen yerlere de götürülebiliyor diye açıklamada bulundular.